düşüncelerimizin hayatımızı belirlediği ve etrafımızdaki olayları şekillendirdiği bilinmektedir. Kullandığımız kelimelerin özel bir gücü vardır. Finansal şansımızı kaçıran kelimelere dikkat etmeye çalışmalıyız. Pek çok olumsuz etkisi olan kelime bulunsa da, bu tabii ki sürekli sessiz kalmamız gerektiği anlamına gelmez. Sadece söyleyecek bir şey yoksa, özellikle negatif yüklü kelimeler ve ifadelerle boş yere konuşmamak daha iyidir. Başarılarımızı başkalarına anlatmamak, planlarımızı mümkün olduğunca az paylaşmak da önemlidir. Mutluluk sessizliği sever. Bu asla unutulmamalıdır. Borçlu. İnsanlar genellikle borç alma veya birinden bir iyilik isteme eğilimindedir. Günlük yaşamda borçluyum kelimesinden kaçınmak çok önemlidir. Mesela, sana hiçbir şeye borçlu değilim demek yerine, senden aldığım parayı iade ettim diyebilirsin. Finansal akışları engelleyen ve mutluluğu kaçıran borçlu kelimesinden kaçınmalıyız. Değil. Değil parçacığı nötr olmaya yakın olsa da, başarı ve zenginlik isteyen birine sıklıkla söylenmez. Yapamam, baş edemem, yeteneğim yok. Bu tür sözler şansı ve mutluluğu korkutabilir. Günlük yaşamda hayırdan tamamen kaçınmak zor olabilir. Ancak kendini bu ifadelerden sakınman mümkündür. İmkansız. Bu dünyada her şey mümkündür. Bu yüzden imkansız kelimesini kullanmaktan kaçınmalıyız. Örneğin, bu projenin uygulanması imkansız yerine, şu anda görevi tamamlamak için yeterli kaynağa sahip değilim diyebilirsin. İmkansız dediğimizde, çevremizdeki evrenin yaratıcı enerjisini bloke edebiliriz. Yoksulluk. Olumsuz bir ifade olarak, fakir veya yoksulluk kelimesini kullanmaktan kaçınmalıyız. Bu kelimelerden her zaman ve her yerde kaçınmalıyız. Eş anlamlı kelimelerle değiştirmek veya günlük dilimizden tamamen çıkarmak daha iyidir. Evet, bu kelime için bir çözüm bulunamayabilir. Ancak özellikle iş veya ev ortamında bu ifadelerden kaçınmak önemlidir. Talihsizlik. Bu kelime aynı zamanda başarılı bir şekilde başka bir kelimeyle değiştirilebilir. Ancak anlamı aynıdır. Örneğin, araban bozulursa, talihsizim demek yerine planlarım değişti. Başka işlerim var demek daha doğru olacaktır. Sürekli mutsuzluk diyen insanlar genellikle sorunlara davetiye çıkarır. Şanssız. Şansı ve parayı korkutan ve kendin hakkında söylense bile olumsuz bir kelime olan şanssız kelimesinden kaçınmalıyız. Kendine bunu söylersen başarı şansını bile etkileyebilirsin. Bu kelime kesinlikle günlük hayatımızdan çıkarılmalıdır. Paranın senden gitmemesini istiyorsan, başarısızlık gibi olumsuz kelimeleri kullanmaktan kaçınmalısın. Doğru düşünce ve kelimelerle nakit akışını arttırmaya çalışmalıyız. Sık sık zenginlik, başarı, fırsatlar ve yapabilirim gibi olumlu kelimeleri kullanmak, olumlu bir finansal ve duygusal zihniyetin anahtarı olabilir.